1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. dönem milletvekilliği genel seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok beklediğimiz bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Üzgünüz, buruz ve kırgınız biraz. Beklediğimizin çok altında bir oy oranıyla karşı karşıyayız şu an. Tamamen sonuçlar açıklanmış değil. Ama her zaman şunu söyledik. Ben 8 aydır il başkanlığı yapıyorum. Nasıl ki 7 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde %60 oyumuzun artmasıyla bize ikinci vekilliği kazandıran milletimize teşekkür etmişsek, şimdi de aynı olgunluğu göstermek mecburiyetindeyiz. Biz halkımıza aşık bir kadroyuz. Milletimizi seviyoruz. Onların milliyetçiliğini yapıyoruz. Onlar için siyaset yapıyoruz. Onların vermiş olduğu kararı da sonuna kadar saygılıyız. Milli irade, milli irade deyip de milli iradeye saygısızlık yapanlar 7 Haziran tarihinden sonra şanslarını bir kere daha denediler. Kendilerince bir kumar oynadılar. Zaten tek başına iktidarı kaybetmişlerdi. Bundan sonra bir daha şansımızı deneyelim dediler ve yapmış oldukları yalan siyaseti, yapmış oldukları aldatma ve kandırma siyaseti maalesef halkımız nezdinde de karşılık buldu ve şu anki görüntüde tek başına iktidarı tekrar yakalamış oldular. Siyaset yapmaya çalıştık, insanlara kendimizi anlatmaya çalıştık. Bugüne kadar Samsun'da bir televizyon programı dahi yapamadık. Ama onlar boy boy her televizyonda, her kanalda vardılar. Yalanlarını dalga dalga yaydılar. Biz doğrularımızı maalesef anlatmakta zorlandık ve halkımıza da doğru ve gerektiği şekilde ulaşamadığımız sonuçlardan da ortada. Ben tekrar ifade etmek istiyorum. Türk milleti neye karar vermişse başımızın üstünde yeri vardır. 2002'de bizi baraj altında bıraktığında da aynısını söyledik. 7 Haziran'da %60 oyumuzu arttırarak bizi vekillerimizi arttırdığında da aynısını söyledik. Şimdi düşürdüğünde de aynısını söylüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte inşallah Sayın Vekilimizle beraber, Erhan Bey'le beraber Samsun'un sıkıntılarını muhalefet partisi olarak dile getireceğiz. Biz iktidarda olup Samsun'un problemlerini çözmek isterdik. Ama Türk milleti bize gene muhalefette olmayı ve denetleme görevini verdi.